Gördüğünüz gibi nükleer silah olan devletler haritasıyla devam ediyoruz. Konuşacağımız başlıklardan biri buydu. Ama ne üzerinden konuşacağız? Yunanistan'dan gelen açıklama üzerinden konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda değerlendirmiştik Yunanistan ile Fransa arasında bir garantörlük anlaşması imzalanmıştı. Yunan parlamentosunda bu kabul edildi. Üçüncü bir ülke saldırırsa iki ülke birlikte mücadele edecek bu anlaşma. Aslında anlaşmanın hedefi, amacı ve anlamı bu Tabi savunma işbirliği anlaşması da e, söz konusu. Michotak diyor ki e, bununla ilgili Yunanistan başbakanı nükleer güç Fransa yanımızda olacak. Herhangi Avrupa bir tehdit ama tabir çok e, Avrupa'nın tek nükleer gücü ha, olan Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa e, bizim yanımızda olacak diyor. Bu evet. tehdit kimden gelebilir acaba? bu kime karşı yapılmış bir açıklama zannediyorum burada herkes bu konuda ee, bu sorunun cevabında hem fikirdir. Çünkü son dönemde hep Türkiye'yi hedef alan hal ve tavırlar, açıklamalar geliyor ah. Yunanistan'dan. Değerlendirmeye sayın Karakuş'la başlayalım. Bir süredir söz verememiştik kendisine. Ne ifade ediyor efendim bu? Şimdi neden böyle bir nükleer Fransa vurgusu görüyoruz Yunanistan'dan? Bir de meseleye baktığınızda biraz önce Biden'ın açıklamasını aktardık. ABD, Türkiye'ye dönük açıklamaları var. İşte Yunanistan bir süredir konuşuyoruz. Fransa yanında. Bunlar NATO üyesi ülkeler. E Türkiye'de NATO üyesi bir ülke. Yani bu niye Türkiye hedef alınıyor bu ülkeler tarafından? Buyurun sizi dinleyelim. Şimdi tabii ki hedef alınır. Bir defa Doğu Akdeniz'de hak iddia ettiniz. Yani e, Sevil haritası yayınlandığında biz yani hep söyledik televizyonlarda da bu Sevil haritası giderse biz Doğu Akdeniz'i kaybederiz ona göre hareket edelim e, diye söyledik hep. Ama bu Sevil haritasına karşı biliyorsunuz e, çok sonra bir harekette bulunduk ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı hakkımızı e, istemeye başladık. Yani petrol goz, gaz arama konularına başladık. Libya ile efendim anlaşma yaptık. Libya hükümetini kurtardık. Efendim bir şekilde karşımızdaki Rus güçlerini doğuya çektirmek zorunda bıraktık. Bunun yanı sıra yani şu günlerde çok iyi biliyorsunuz biraz evvel de kıymetli arkadaşlarım söylediler. Türkiye'de neredeyse PKK'yı yok ettiniz. Efendim işte PKK yok edilince nereden baksanız Kürt sorunu bir şekilde içeride çıkarılmaya başlayını. Aynı zamanda dışarıdan da bize bir tehdit yapılması lazım. O tehdit ne? Yunanistan yapacak tabii ki benim e, Avrupa Birliği'nin e, tek nükleer e, efendim, e, ülkesi Fransa yani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için. E, şimdi e, bütün bu ortamlar içerisinde e, Sayın Öztürk'ün de söylediği gibi geçen hafta e, bir şekilde e, münasır ekonomik bölgede ilan ederseniz e, o bölgede balıkçılık plan konusunda da e, ...hakimiyetinizi belirtmiş olacaksınız. E, bütün bu ortam içerisinde... ...elbette ki Avrupa Birliği zaten... ...Doğu Akdeniz istiyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'in üzerindeki hava sahasını istiyor. Kıbrıs'ı yok etmek istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek istiyor. Bu şartta Avrupa Birliği ile Fransa'nın... ...birlikteliği gayet doğal. Yani... Burada şimdi şunu da söylemek isterim bakın. Şimdi biz herhangi bir şekilde Yunanistan'la bir savaşa girme ihtimalimiz olduğunda Türk Hava Kuvvetleri daima şunu düşünür. Şimdi Yunanistan niçin Fransa'dan uçak almaktadır? Bakın bu çok önemlidir. Niçin alır biliyor musunuz? Eğer Fransa'nın bazı kuvvetleri gizlice bizimle savaşırken Hava savunma rolünde bir yerde Yunanistan'a intikal ettirme imkanı olsun diye. Yani şimdi dört filo miraj uçağı Yunanistan'a intikal eder, bir savaş içerisine girersek, siz onun Fransız olduğunu dahi bilmezsiniz ve bu savaş devam eder, dört filo daha takviye almış olur Yunanistan. Onun için Fransa'dan yani belirli hale gelmesin diye özellikle Fransa'dan uçak alıyor. Bunu böyle biliniz. Yani biz şimdi Kıbrıs barış harekatında da efendim e, İngiltere bize bir şekilde karşı koymaya kalktı. Uçak gemilerini Malta'ya kadar getirdi. Yani e, şimdi biz Kıbrıs barış harekatını e, niçin önleyebildik? Niçin İngiltere efendim e, uçak gemilerini Malta'nın doğusuna geçiremedi? Bunları birçok kişi bilmiyor. Onların sebebi Türk silahlı kuvvetlerinin hava gücünü icap ederse İngiliz e, efendim, uçak gemileriyle savaşabilecek güçteydi o zaman. Onu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi burada da Fransa her zaman Yunanistan'ın yanındaydı. E, ve gizli bir şekilde biz savaşa girersek Yunanistan'la böyle bir şey bekliyoruz. Yani 6 tane e, hava filosunun Yunanistan'a intikalinin farkında bile olmazsınız. Siz bir de onlarla savaşırsınız. Olay burada. Özellikle bu işi izliyorlar. O yüzden miraj alıyorlar. O yüzden rapele alıyorlar. Siz şimdi rapele ile karşılaşırsınız. Yani hiçbir zaman savaşı istemiyoruz. Hiçbir zaman için savaşla ilgili konuşmak daha iyi istemem ben. Yani Rafael'le evet. karşılaşırız. O Yunan mı, Fransa mı bilemez miyiz böyle bir durumda? Tam evet. anlayamadım. Nereden bileceğiz efendim? Nereden bileceksiniz? Böyle bir tarz. Bayra bayrağını, bayrağını boyadınız mı? Bitti. Yunanlı. Yani siz savunma rolünde bir de gelip bizi bombalamaya kalkmazlar. Niçin bombalamaya kalkmazlar? Pilot düşerse Fransız olduğu ortaya çıkar diye. Ama savunma rolünde Ege'de ve Yunanistan ana e, hava savunma rolünde uçaklarını kullandığı takdirde siz nereden tespit edeceksiniz? Edemezsiniz. Peki. O nedenle. o nedenle yani bu ilk değil. Bakın e, söylediğim gibi bir yerde bizi nükleerle de tehdit ediyor. Bakın burada en önemli konu bu. Evet. Nükleer düpedüz tehdit ediyor bizi. Tabii buna karşı olanlar var. Bu en basiti NATO Genel Sekreterinin benim Macron'a sert mesajı, benim hem NATO'yu hem de Avrupa Birliği'ni böleceksiniz demesinin asli nedeni bu. Yani Türkiye'ye karşı yapılan bir hareket benim isteniyor ki Doğu Akdeniz'i tamamen ele geçirsin, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırsınlar. Bunun yanı sıra bütün olsun hava sahasında benim Avrupa Birliği hava sahası içerisinde soktuğunda bir şekilde işte bütün kaynaklardan yararlansınlar. O yüzden menfaatleri birleşiyor. Bu menfaat birleşmesi sonucunda elbette ki efendim bu olay bu noktaya getiriyor. Burada hassas bir konu var bakın. Şimdi Türkiye bugün tek başına kaldığında bakın nükleer silahı olmadığı takdirde demek ki daha büyük tehditler altında olduğu görülüyor. Evet, Türkiye olarak biz evet. nükleer silaha karşıyız. Efendim istemiyoruz dünyada ama bakın yayılıyor da yayılıyor. Ondan sonra e, en nihayetinde Türkiye'de kendisini koruyabilmesi için nükleer silah zorunda, bulmak zorunda, olma, olması zorunda olduğu bir noktaya bizi zorluyorlar. Aa, tabii ki burada e, Türkiye her şeyin zamanı vardır. Elbette ki e diğer bütün ülkeler çevrenizdeki nükleer silaha sahip olmuş. E, siz ise buna sahip olmadınız Sıkıntı çekerseniz e, bu elbette ki düşürmeye başlarsınız ama şu anda Türkiye'nin bu üstündeki bu kadar baskı varken bir de böyle bir şey yapmaya kalkmanız e, dop Doğru. çok daha sıkıntıları arttırır ve e, Türkiye'ye çok büyük sıkıntılar yaratır. E, durum bu. <laughs> Şimdi vaktimiz daraldığı için biraz hızlı bir tur olsun e, rica ediyoruz. Bunu söylemek Buyurun. istiyorum. Türkler tehdit altındadır. Bu sözle. Bu çok önemli. Tamam. Bu nükleer vurgusu çok önemli diyor Sayın Karakuş. Bir bakalım Sayın Başbu, sizinle birlikte Fransa'nın 290 e, nükleer e, füze başlığı var. Doğru. Dolayısıyla e, şimdi ne diyor Yunanistan? Yunanistan niye böyle ediyor. bir tehditte bulunuyor? Frans niye tehdit... nükleer? Niye? Niye yani nükleer? işin en ciddi boyutunu göstererek sizi dizayn etmeye çalışıyor ama kervan yürüyor Türkiye'de. Yani bu söylentilere, bunlara bakarak bir siyaset belirleyecek halimiz asla yok. Öyle bir lüksümüz de yok. Dolayısıyla e, Yunanistan kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ama ben burada daha çok konuşana değil, konuşturana, kuklaya değil, kuklacıya bakmak gerektiği kanaatindeyim. Burada şimdi Fransa'nın uzun süredir bir rahatsızlığı var Türkiye konusunda ki Mete az önce Amerika'nın defterini Suriye'de durdu. Orada başka devletler de var konuşulması gereken o defterleri açarsak bunların başında Fransa gelir. Fransa'nın Suriye'de, Fransa'nın Akdeniz'de, Fransa'nın gene Türkiye üzerinde hesapları olan bir devlet olduğunu bilmekte büyük fayda Peki. var. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da açıklamaları var. Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih. Bunlara bakın bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin diyor. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık. Alıyoruz, son derece Azimli, kararlı ve muktediriz diyor. İki dersten kaldı Yunanistan. Tarihten ve matematikten. Çünkü gerçekten tarihe baktığı takdirde yakın dönem. Kurtuluş Savaşı'na baktığı takdirde e, net tür bir sonla karşılaştığı ortada. E, matematiğe baktığınız takdirde e, iki ordunun kıyaslanamayacak kadar Türkiye'nin ağırlığı var, bir gücü var. Ve zaten Yunanistan aslında bunu gördüğü için birilerinin eteğine sığınmak zorunda hissediyor kendini. Bir de şöyle diyor Sayın Akar, Girit'in doğusu, Kıbrıs'ın güneybatısında bizim deniz yetki alanımızı ihlal etmek suretiyle araştırma yapma çalışmaları var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada deniz kuvvetleri unsurlarımız gereğini yaptı diyor. Türkiye'nin kıta sağlığını ihlal etme teşebbüsüyle ilgili. O gemiyi söz konusu bölgeye sokmadı. Bu konuda kararlıyız. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz diyor. Diyoruz ama buna rağmen... E, en Eni şirketiyle şu an yapılan bir görüşme var. Evet. Kasım ayında herhalde bir araştırma başlayacak açıklanan tarihe göre. Bir de e, Exxon, Total gibi diğer şirketlerle yapılacak istişare görüşmeler olduğunu açıklayan bir Yunanistan ve Güney Rusum kesim var. Hı hı. Şimdi burada aslında Onun için münasir ekonomik bölgeyi geciktirmeden artık ilan etmeliyiz. Hep oraya geliyor. Geçen hafta da bunu söylemişti Sayın. Şimdi Basler. burada aslında e, gerçekten Siyerini tebrik etmek lazım. Dikkat ederseniz biz haftalardır burayı konuşuyoruz. Evet. Hiçbir tehdit yokken bunu dillendirdi. Çünkü geleceği gördük. Neden? Çünkü enerji savaşı diyoruz ve en kritik coğrafya diyoruz. Bura üzerine ciddi hesaplaşmaların olacağı bir sürece hızla gidiyoruz. Şimdi bakın Fransa'nın e, Türkiye üzerindeki argo tabirle karın ağlarının ana başlıkları neler? Bir, Afrika. İnanılmaz rahatsız Fransa ve yıllık 500 milyar dolara yakın bir sömürü parasını Hazinesine e, dahil etmeyi kendine yedirebilen bir ülke var. Şimdi bunun kaybı söz konusu. Ve Fransa'nın bütün korkusu Libya üzerinden oluşacak bir domine etkisinin kıtayı sarması. Buna yönelik gündemden düşüyor ama bana göre konuşulması lazım. Cezayir, Tunus gibi yerde yapılan bir takım siyasi hareketlenmeler var. Darbe girişimleri var. Darbeler var. Bunların tesadüf olmadığını arkasında Fransa'nın olduğu de büyük fayda var. Fransa'nın şimdi en büyük korkusu bu. Aynı zamanda Fransa'nın yine Suriye ve Akdeniz konusunda da beklentileri var. E, Türkiye orada da oyun bozuyor. Amerikan işte oyunlarını bir bir bozduğumuz gibi. Bu durumda Fransa'ya Türkiye karşısında bir taşeron örgüt lazım kullanabileceği. Orada Fransa bunu daha önce terör örgütleri üzerinden denedi. Asala, PKK, işin içindeki Fransa'nın rolü artık bilinen gerçekler. Ama bir sonuç elde edemedi. Ne yapmalı Fransa olarak? yerine yeni bir aktörü sahaya sürmesi lazım Fransa'nın. En e peki tiyer. bir şey söyleyeceğim şimdi Fransa Yunanistan çok güzel işbirliği üçüncü ülke saldırırsa biz müdahale ederiz birlikte diyor. E NATO ne oluyor hani bu durumda? İşte NATO'nun gücü zayıflamıyor mu böyle? Şöyle bağımsızlaşma e, niteliğindeki adımlarla NATO'dan kara, farklılaşma ya da ayrışma niteliğindeki adımlar. Karakuş Paşa'mın az önce söylediği bir cümle vardı. Artık diplomasi bitti sahada güç göstermek gerekir diye Gerçekten Öztürk Bey eleştirdi ama e, bu şu dönem kanunun kuralların anlaşmaların ayaklar altına aldığı bir süreç. Hı, bir şey Bakın ona. Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Ben ona karşı bir şey söyleme. Şöyle, yani diplomasi devam etmelidir. E, katılmıyorum o görüşe dediniz. Yani diplomasi bitmiştir dendi, diplomasi bitmedi. Bitmez. Ama şu anki dedi. dönemde bana göre artık diplomasi veya bir takım görüşmelerle sonuç elde etmeniz mümkün değil. Bakın Güney Kıbrıs Rum kesimi. Lozan e, düzeltiyorum Londra Zürih anlaşmalarına göre yine yapılan Yunanistan'ın adaları dahil birçok anlaşmalara aykırı fiillat görüyoruz. Ve şu e, bu baktığımız ettiğimiz işlemler Türk milletinin gözünün önünde ve alenice cereyan ediyor. e şimdi sizin vurgunuz önemli. NATO'nun şu gelişme karşısında acilen toplanıp ne yapıyoruz demesi lazım. Beşinci madde. Şimdi Fransa NATO ülkesi, Yunanistan NATO ülkesi, Türkiye NATO ülkesi. O sekreterin dediği doğru. Bu dağılmaya götürecek bir süreç. Yani Macron beyin ölümünü kendinde gerçekleştirdi. NATO'ya e, ki tutum ve tavrı net. E, net olan bir konu daha var. NATO aslında... Bir de Avrupa ordusu da konuşuluyor malumunuz. İşte konuştu bunu ve Amerika'dan evet. almış olduğu... Yani bununla de, ilgili diyor zaten Stoltenberg, alternatif yapılanmalar yaratarak transatlantik bağları zayıflatma yönelik her türlü girişim bunu tek başına hallederiz mesajı verir ve sadece NATO'yu zayıflatmakla kalmaz Avrupa'yı da böler diyor. Böler diyor ve bu tenkit sadece NATO Genel Sekreteri tarafından değil, Borel tarafından da Avrupa Birliği tarafından da dile getirilmeye başlandı. Yani Fransa'nın gittiği yol, yol evet. değil diye. Peki... Yunanistan diyoruz ama Yunanistan'ın tabanı buna ne diyor? Hatırlar mısınız biz daha önceki süreçte Yunanistan'da bir takım çevreler artık iktidara hesap sormalı demeye başlamıştık. Ve onun bana göre ilk tohumları atıldı. Çipras, gravat alır gibi Fransa'dan olmayan paralarla fırkateyn ve uçak alıyorsun. Bunun sonu nereye gidecek diye hesap sormaya başladı. tabanda tabanım çok. Ne olacak? Siyasi bunu dillendirmeye başladı. Ha Yunanistan buradan bir sonucu eremez ama bana göre Mitsotakis Yunan halkının geleceğini satıyor ki Fransa da zaten ipotek altına almış durumda Yunanistan'ı. Çok kısa kısa değerlendirme ee, bakalım alayım. Türkiye Nükleer silah tehdidi. Şimdi arkadaşlar ben bu bununla ilgili bir bilgi vereyim. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin bir anlaşma var. Orada Önce kendileri nükleer silah üreten bu 5 tane ülke şu anda Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi. Biz silah üretebiliriz ama diğerleri üretemez nükleer silah. Yani düşünebiliyor musunuz? Güvenlik Konseyi'ndeki adaletsizlik burada da devam ediyor. Biz diyor nükleer silah üretme hakkımız var. Bizim dışımızda hiç kimse silah üretemez diyor nükleer silah. Şimdi diğer yerlerde mesela Güney Kore Bunlar hep kaçak üretenler. Bunlar <gülüyor> kaçakçı. <gülüyor> Hindistan kaçakçı, Pakistan kaçakçı, İsrail kaçakçı. Hatta İran'da şu anda e, e, su şehrinde orada uranyum zenginleştirilmesi oluyor. İran'da var. Tam merdiven altı ee, Hatta Birleşik <laughs> Arap Emirlikleri'nde bile nükleer santral var. Orada da eğer becerebilirlerse, uranyumu fazla zenginleştirirlerse oradan da nükleer bomba üretebilirsiniz. Şimdi bakın Türkiye'nin söyleyeceğim çok radikal bir şey. Bu eğer nükleer nükleer e, teknoloji kötüyse niye bu bu Amerika'da, Fransa'da, Rusya'da, Çin'de ve İngiltere'de var ve bunların hakkı var? Eğer iyi kardeşim biz niye yararlanmıyoruz burada? Değil mi? Yani bir burada bir bir kere bir şey var. Bir kere bu teknolojiyi elinde bulunduranlar savaş stratejisinde en üst noktada kapasiteye sahip ülkelerdir. Yani hiçbir ülke bugün Fransa'yla savaş yapayım da konvansiyonel bir savaş gidecek düşünmesin. Nasıl ki Amerika sıkıştığı zaman e, Hiroşima, Nagasaki'ye atom bombasını attı işte o nükleer silah onu attıysa yarın Fransa'da sıkıştığı zaman kullanabilir bunu. Bizde yok bu. Yok. Amerika'nın İncirlik'te, Mincirlik'te şeyleri var ama onların şifreleri, başka şeyler hep Amerika'nın, NATO'nun. Bizim mutlaka uranyum zenginleştirecek bir teknolojiyi çalmamız lazım. Bakın açıkça söylüyorum. <laughs> Siz bir bakanlığı kuracaksınız. Bakın neden? <laughs> siz siz gidin ama ben sizde söyleyeceğim. Aldıktan sonra <laughs> ben kitabın ortasını söylüyorum. Almak neden? Neden? <laughs> neden? Başka <laughs> merdiven altı üretimler varsa biz alalım. Olay kaçak. Olay kaçak devam ediyor. Şimdi Çin'den Çin'deki Müslümanlar orada götürüp Hindistan'daki Müslümanlara teknoloji çalıp verdiler ve Hindistan nükleer teknolojiye sahip oldu. Oradaki Müslümanlarda da Pakistan'a kaçırdılar. Pakistan elde etti. Oradaki Müslümanlar da geldi. İran'a verdiler. Bakınız. Bize kim verebilir? Biz de alacağız onları da. Yol Yok, belli. Zaten iş <laughs> nükleer savaş boyutuna gelirse. Kadar gelmiş Yol belli. Anlayın. Hayır, i̇ş nükleer savaş boyutuna gelirse orada bu oluşur. Şimdi gelelim işin ciddi boyutuna. Arkadaşlar bu, bu teknoloji. toplamanızı rica edeceğim. Evet son cümlemi söyleyeyim. <laughs> bu teknoloji önemli. Bu teknoloji şöyle başlıyor. Herkes vallahi billahi ben savaş e, nükleer nükleer silah üretmeyeceğim diye yemin içiyor. Ve IEI dedikleri bu atom enerjisinin şeyini de kabul ediyor. Ama önce barışçıl amaçla üretmeye başlıyor. Öğrenince uranyumu daha fazla yapınca da atom bombasına çeviriyor. Şimdi bu hassas bir şey. Türkiye'nin, bakın burada İran'da bu çıkıyor. İsrail'de var. İşte bak Doğu Akdeniz'de, Fransa'da var. İngiltere'de var ve hatta bugün gerçekten bunu yapan pek çok ülke var adını bile yani bilmiyoruz gizli yapıyor bunlar. Bunlar öyle hassas şeyler ben şimdi çalalım diyorum da yani bunun bir kılıfı vardır. Bak ben bunlarla uğraşmamız lazım bunlarla yoksa sen kıyamet kadar ordun var gelir bindirir alır yani elinden her şeyi alır. Bu şakaya gelmez yani o kadar hassas coğrafyada şimdi Fransa ile karşılaştın savaşı göze aldın. Senin askerin rahat edebilir mi? Adamın elinde nükleer silah var. Yani bu şaka değil. Nükleer silah var. Biz üç kardeş tatbikatı yaptık. Kimlerle yaptık? Öztürk Bey. Pakistan. Azerbaycan ve biz işte Pakistan nükleer güçlerden biri. Pakistan'da bir... var ama teknoloji sende yok. Ee, o, o anlama gelmiyor. Yani Pakistan'da Pakistan'da şu anda nükleer reaktör galiba 6-7 tane var. Oradan onlar oradan bir şey çeviriyorlar. Yani herkes mesela şimdi İran'da Su şehrindeki şeyden çeviriyor. Nükleer reaktör var. Barışçıl amaçla yapıyorum. Viyana'daki işte atom enerjisinin yetkisini kabul etmiş gelin görün diyor her şey ama şey var. Bakın dolayısıyla bu hassas bir konu savaş şeyinde en üst noktadır ve en üst teknolojidir nükleer teknoloji. Bu böyle hani gelelim tür Akkuyu'da bizim de nükleer termik santralimiz var demek de olmuyor çünkü bizim de olmalı diyorsun sen orada Akkuyu'da sadece çimentosunu, tuğlasını taşıyorsun. Her şey Rusun elinde, işletmesi bile Rusun elinde kapattığında sen daha nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Bu hassas bir teknolojidir. Türkiye'nin de bunu yani ben inşallah bana nasip olur o. Ben bunu başlatırım kardeşim. Peki. Buyurun Mete Bey. <gülme> <laughs> e, konuşacak çok fazla bir şey kalmadı nükleer silahla ilgili. <gülüyor> çalacağız, <gülüyor> Hayır, movedi, heh, çalacağız onu. Neden böyle <laughs> bir dönemde? <gülüyor> <gülüyor> yok neden böyle bir dönemde Atina böyle ya nükleer önemli önemli silah diye altını çiziyor? Bu işin özü şu. Ha bir de pardon özür dilerim. Tabii dün, tabii, Mete tabii. Bey. lütfen. lütfen buyur. Bu beş ülke bütün çevreciler var ya nükleer teknoloji zararlıdır diyen var ya hepsi bu beş ülkecikten <laughs> çıkıyor. Bak 200'lüklerini görüyorsunuz değil mi? Hepsi bak bütün çevreciler ama nükleer kötüdür diyen Amerikalı, şey İngiliz, evet. Fransız, Çin ve Rusya'dan. O yani çevre aktivistler de mi? onlar bak bunlar kime peki bu dersi veriyorlar? Kendilerinde var. Bizim gibi ülkeleri aman bu tehlikeli. Peki tehlikeliyse sen niye üretiyorsun? Peki. Al, buyurun al, Mete şirket, Bey. Şirketler de o dernek ve STK'ların da finansmanını sağlıyor. Aynen. Öyle. Yani, Devlet yani. sağlıyor. <laughs> ve bunda yazıyorlar yani. Mete Bey buyurun. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi mesele bu kadar nasıl küstahlaştı küstahlaşıldı? Şimdi bir ülkeye niye bu tabiri boşu boşuna e, sikretmezsiniz. Yani dersiniz ki kardeşim ben. Fransa ile savunma işbirliği anlaşması yaptım dersiniz. Eğer hatırlatmanız Avrupa'nın tek nükleer gücü olarak diye başlıyorsanız aslında aba altından sopa bile göstermiyorsunuz. Aba altından sopa bile göstermiyorsunuz. Bunun <laughs> dur denecek yerleri var. Bu dur denecek yerlerde yapmanız gerekenler çok net. Yani iki gün önce İzmir'in <laughs> tam karşısında biliyorsunuz Olursun. bir fotoğraf paylaştılar. Hemen İzmir'in karşısında, arka tarafta İzmir gözüküyor. Normalde silahsız olması gereken adalar silahlandırılmış durumda. O silahlı olmayacak yerlere askeri gemiler yanaşmış durumda. O coğrafyaya giden yerlerin her birinde başka türlü bir sürü numara çekiliyor. Sizin dur demeniz gereken yerler var. Bu dur demeniz gereken yerde dur demezseniz, en sonunda adam sizi bir de başkasının nükleer, nükleer silahıyla tehdit eder noktasına getirir ve oraya doğru taşır. Diyeceksiniz ki size nükleer silah mı atacaklar? Atmayacaklar tabii ki. Ama ondan daha büyük ve daha vahim olayları arka arkasına yaşıyoruz. Birisi size kendi körfezinize, kendi Doğu Akdeniz'de haklarınızı alamazsınız diye konuşuyorsa aslında nükleer silah asil atmış demektir. Yani ne yapacaklar? Yani e, Ankara'ya atom bombası mı atacaklar? Bunun kadar bir zor, şey bir şey bu. E, senin toprağına diyor ki hayır kardeşim sen o vavi vatanı alamazsın diyor. Bundan ne daha daha, daha nasıl res çeker bir ülke bir ülke? Bana söyler misiniz? Siz diyorsunuz ki ya kardeşim sen burada ne arıyorsun? Doğu Akdeniz'de sen yoksun diyorsun Yunanistan'a. Diyor ki sana ya sen diyor ki Antalya körfezinden çıkamazsın diyor. Ama lafta kalıyor, kervan yürüyor. O lafta kal, lafta kalmayacak. Yani sen bu lafı ona söylettirmeyeceksin bile. Yani o cüreti verdirmeyeceksin o cüret. O cüreti nasıl verebildiğinin hesabını bir şekilde soracaksın. Ama ben bakıyorum, hani e, bugüne kadarki yaşanan süreçlerin içine de ve diğerlerinde, şunu söyleyeceksiniz: Savaş mı çıkartalım? Çıkartmayın tabii ki ya. Tabii ki çıkartmayın. Ama ben bu Yunanistan'ı bildiğim bilden, günden beri arkadaş Lavrion'da kamp vardır. Hala var. PKK kampları vardır. Hala var. FETÖ'nün önemli karargahları hala şimdi var. Orada var. E arkadaş e, arkasından Abdullah Öcalan Kenya'da Yunanistan'ın e, yerinden çıkar. Yani ne derler ona büyük elçinden çıkar. Adamın yapmadığı bir dostluk, bir komşunun yapmayacağı ne kadar şey varsa yapmış durumda. Yani taş mı atmadı? Yahu kardeşim kaya yuvarlamış durumda ülkenizi. Bunlardan bir tanesi de Doğu Akdeniz'e yaptıkları silahlandırılmış adalar, 12 mil ve diğerlerine baktığınızda her birini arka arkasına devam ettiriyor, vazgeçmiyor. Sizin yapacaklarınız da yalnızca savunmada değil, artık aktif olarak Yapmanız gerekenleri boyut üstüne geçirmek zorundasınız. Hatıacaksınız ki karşımızda Avrupa Birliği var. E ne yapalım? Yani e, Kıbrıs'ta da şey vardı, bütün dünya vardı karşımızda. Ne oldu? Suriye'de operasyon yaparken Amerika'ya karşı yapmadınız mı? Bir şekilde bunun hesabı sorulmalı. Ama bu hesap bir kez daha söylüyorum. Herkesin anlayacağı dilden sorulmalı. Vazgeçiyor mu adam? Yaptıklarından vazgeçiyor mu? Veya başka türlü şeylerinden vazgeçiyor mu? PYD'ye destek veriyor. İstihbarat örgütü hani Irak'ta topraklarda görüyorsunuz. İstihbarat birimlerini Gara'da görüyorsunuz. Eğitim kampında görüyorsunuz. Yunanlı istihbarat subaylarını. Geliyorsunuz Irak, Suriye topraklarında görüyorsunuz. Size yapmadığı her şey varken sizin de yapmanız gereken diplomatik, askeri, ekonomik artık birçok şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zor duruma düşüyor, elektriği bedava veriyoruz. Öyle oluyor. Yani e, ne yapıyoruz? Yunan adalarına günlük turistik seyahatlerimiz var böyle günlük. Her gün gidip geliyoruz. Silahlandırılmaması gereken adaları, adalarda silahlandırılmış adalara biz bir de turistik seyahat yaptırıyoruz biliyor musunuz Türkiye olarak? Diyoruz ki gidin. Yani kalkındıralım daha da fazla kalkındıralım. Şimdi siz normalde legalitenin dışına çıkmış bir yere legalite görüntüsü verir misiniz? Verir misiniz? Vermezsiniz değil mi? Bizim yapmamız gereken onlarca şey var ve biz hala Küçük küçük adımlar atıyor. Arkadaşlar büyük adım hali atalım ya. Engelleyin. Tabii ki engelleyeceksiniz. Bir de engellemeyecek misiniz? Tabii ki engelleyeceksiniz senin topraklarına girenlere. Şimdi ama bu bunun, bitti ama bunun aksine bakın diplomasi de karşılıklık ilkesi vardır. Sana ne yaparsa aynısını yaparsın. Tamam. Hiç de çekinmezsin. Peki. E, süremizi doldurduk. Başak Hanım bir e, cümle söyleyebilir miyim? Tek cümle lütfen. E, şimdi bu Fransa'nın sürekli böyle Macron konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ya millet anlamıyor. Ne oldu buna? Yani ne oldu da böyle konuşuyor? Ben sebebini söyleyeyim. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra tek nükleer güç... Ve tek BM üyesi yani güvenlik konseyi üyesi Fransa kaldı. Onu böyle altını doldurmak istiyor. Peki. O da Türkiye tehdidiyle başka şekilde. Peki yani tabii adam yani Türkiye'yi bir e, noktaya çekmek de istiyor olabilirler. O yüzden soğukkanlı davranmak, provokasyonlara kapılmamak bu boyutu da başka bir boyut tabii. Konuşacağız hepsini.